Deve ile insanlar masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Çok eski zamanlarda insanlardan uzak bir çölde yaşayan bir deve varmış. Bu deve diğer develerle sürü halinde çölün uzak bir köşesinde yaşıyormuş. Yaşadığı yer bol otlu ve bol sulu bir vahaymış. Masalımızın konusu olan deve bir gün diğer develerden ayrılmış. Ayrılış o ayrılış. Deve çölün bitmek bilmeyen kumlarında yürümüş de yürümüş. Günler günler boyu yürümüş. Geceleri kuytu bir yer bulup dinlenmiş. Sabahları uzun uzun yürümeye devam etmiş. Derken günlerden bir gün bu deve kerpiç evlerin olduğu küçük bir köye varmış. Köydeki insanlar daha önce deve görmedikleri için evlerine çekilmişler. Sokaklarda kimsecikler kalmamış. Köylüler devenin uzun uzun bacaklarından, upuzun eğri boynundan, küçük bir tepeciyi andıran hörgücünden ve büyük ağzından korkmuşlar. Korktukları için de evlerine çekilip oradan çıkmamışlar. Köylüler devenin kendilerine zarar vereceğini sanmışlar. Günler boyu çıkmamışlar evlerinden. Aradan biraz daha zaman geçince köylülerden birisi cesaret edip devenin yanına gitmeye karar vermiş. Çünkü bu adam deveyi günlerce uzaktan izleyip takip ettiğinde devenin hiç mi hiç zararlı bir hareketini görmemiş. Hayvancağız sadece gidip birkaç parça ot yiyip biraz da su içiyormuş. Adam bundan cesaret alıp varmış devenin yanına. Deveye biraz yaklaşıp seyretmiş onu önce. Bakmış ki deve uysal, ağırbaşlı. Hemen atlamış devenin sırtına. Bir hamlede binemese de devenin sırtına binmeyi başarmış sonunda. Köydeki diğer insanlar da bu cesur adamın yaptıklarını izlemek için çıkmışlar evlerinden. Adam deve ile köyde uzun uzun gezmiş. O günden sonra da deveyi yük taşımada ağır işlerinde kullanmış. Ağır ağır yükleri deve ile taşımış. Zor işlerini bu şekilde kolaylaştırmış. Deveyi hem binek hayvanı olarak kullanmış hem de yük taşımış onunla. Bu cesur adam sayesinde insanlar deveyi tanıyıp öğrenmişler. O zamandan günümüze deve insan emrine girmiş. İnsanlık tarihinde devenin deve kervanlarının olmasını bu anlatılan olaya bağlarlar. O köylü adamın sayesinde olmuş bütün bunlar. Biraz korkunç ve heybetli görünse de deve, hiç de öyle değildir aslında. Tanıdıkça sever insanlar deveyi. Bu masalımızda deve insanlarla tanış olmuş. Bu sözlerimde bu masalın sonu olmuş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri deveye, biri de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.